Çocuklara cinsellik ne zaman ve nasıl anlatılmalı ve anlatmaya nereden başlamalı? Biliyorsunuz ki önemli bir konu. Özellikle bizim toplumumuz demek durumundayım. Bizim toplumumuz gibi cinselliğin tabu kabul edildiği toplumlarda veya bu şekilde zorlandığı toplumlarda cinsel konuşmak çok ürkütücü geliyor ebeveynlere ve nerede ne zaman konuşacaklarını da kestiremiyorlar. Ve haklı bir arayış. Onun için en azından bir soruyla bir destek başlatmış olalım. Karşı cinsin cinsel organını merak eden çocuğa nasıl bilgi vermeli? Oğlum 11 yaşında, henüz konuyu sormadı fakat babası yine de bu konuyu onunla konuşmalı mı? Bu direkt aslında kişisel soru almıyoruz ama bu kişisel soruya girmiyor. Genel bir yapıya olduğu için, dahil olduğu için aldık. Cinsel bölgeyi tarif ederken özel bölgemiz mi demeliyiz yoksa isimleri ile mi çocuklara bu bölgeleri anlatmalıyız? Şey sorusu var, bu klasik geldi. Çocuklar eğer anne babaları cinsel ilişki yaşarken görürlerse nasıl tepki vermeliyiz? Ama bunu tabii Oh, eyvah eyvah. eşliğinde Eyvah. konuşmamız da iyi olabilir. Bu konuyla ilgili bir süre önce gelen sorulara demiştik ki özel bir bölüm yapalım. İki nedenle o özel bölümden ben vazgeçtim şahsen. Birincisi, bizim uzmanlık alanımız dışında kalan ve spesifik sorunlara tek tek çözüm gerektiren bir alan olduğu için burada hani fayda ürettiğimiz kadar soru işareti de üretebilme riski var. Bir de normal bir soru yorum bölümünün içerisine bizim alacağımız başlıkları bile sığdıramıyorduk. O yüzden tam o sıralarda ilginç bir şey oldu. Zannediyorum yine bizim soru yorumu izleyen takipçilerimizden birisi sevgili uzman psikolojik danışman Buket Bayındır bir kitap iletti bana. Bu açık beyine geldi. Nasıl anlatsam çocuk ve ergenler için cinsel eğitim rehberi. Çok derli toplu güzel hazırlanmış bir kitap. Muhtemelen piyasada başka kitaplar da vardır böyle ama tam bunun üzerine geldiği için ben hem kendisine bir teşekkür etmek sağ olsun böyle güzelce de imzasıyla göndermiş. Şöyle yapınca gözüküyor Biraz da burada. şimdi görünüyor. Evet geldi. Oldukça detaylı yani sadece çocuklara cinselliği anlatma konusu değil. O yaklaşık 103. sayfadan sonra ona irice bir bölüm ayrılmış. Ama çocukta bütün cinsel gelişim, farklı evrelerde çocukların yapacağı cinsel hareketler, işte çocuklarda mastürbasyon durumları şudur budur. Yani tonla istemediğiniz kadar bilgi mevcut. Özellikle çocuk sahibi olmayı düşünen, çocuk sahibi de ne garip bir laf ya. Bunu kullanmayı bırakayım diyorum ağzıma yapışmış. Çocuğu olmasını dileyen ya da yeni küçük çocuğu olan arkadaşlarımız en az böyle bir kitap okurlarsa oldukça faydalanacaklar diye düşünüyorum. Çünkü tek tek çocuğum şunu diyor ne yapayım çocuğuma bunu böyle mi yapmalıyım sorularına cevap vermek insanlara balık dağıtmaya benziyor. Ama işin mantığını genelde böyle bir konsepte anlarsanız bir bütün olarak o durumda kendi cevaplarınızı kendiniz türetebiliyorsunuz. Şimdi çok özetle bu sorulara hani burada tabii ki hepsine cevap vermek ya nokta atışı yapmak zor ama insan hayatını şöyle bir ayıralım. Yaklaşık yani kitapta da onlar çok güzel bölümlenmiş zaten. 0-2 yaş bandı çocukların henüz bilişsel gelişimlerin oturmadığı, benlik algılarının, cinsellik algılarının bildiğimiz anlamda ortaya çıkmadığı bir dönem. Şimdi bu dönemin gereksinimleri ayrı. Bir kere bu dönemde zaten çocukla konuşmak diye bir şey söz konusu değil. Hani konuşarak iletişim kurmak çok sınırlı düzeyde ancak olabiliyor. Bu dönemde mesela en sık görülen şeylerden bir tanesi çocuklar cinsel organlarıyla oynamaktan hoşlanırlar. Çünkü vücuttaki en duyarlı yerlerden bir tanesidir. Ağız gibi, dil gibi, göz gibi. Şimdi bu bölgelerden bir kısmına dokunarak o vücudun duyarlı algısıyla oynamak hoşlarına gider ama cinsel organlar aynı zamanda bu duyarlılığın yanında zevkli bir oynama hissi de verir. Dolayısıyla mesela bu dönemlerde çocuklar öyle bir alışkanlık geliştirmeye başlar gibi olduğunda çocuğun dikkatini dağıtmanın faydalı olduğunu hemen burada söyleyebiliriz. Yani o böyle aa işte eline vurmaklar bilmem neler falan bunlar ileride bu konularla ilgili ciddi korkuların temellerini atabiliyor. Hatta ciddi travmalar yaratabiliyor. O yüzden sadece çocuk öyle bir şey yaptığı zaman eline başka bir oyuncak vermek, agogogu yapmak falan filan gibi. Hani bir yetişkine yakışacak davranışlar sergilemek daha önemli. 2 yaş, 5 yaş gibi bir bantta artık çocuk kişisel gelişimi başlıyor. Belki bir takım sorular sormaya başlıyor. Ve orada bu kısım çok önemli. Şimdi çocuklar yaşla gelişmiyorlar. Evet yaş grupları var ama her çocuğun bilişsel gelişim düzeyi, sosyal ilişki tipi farklı. Çocukların anlayabileceği düzeyin üzerine çıkmadan, işte burası ustalık gerektiren kısım, onların sorularına net ve sakin cevaplar verebilmek. Burada esas önemli olan anne babanın tavrı. Çocuk cinsellikle ilgili bir şey sorduğunda eli ayağı birbirine dolaşmalar, geçiştirmeler, kızmalar. Mesela bunlar
cinsellik konusunun ileride o çocuk, o işte ilerideki genç ve yetişkin için ciddi bir problem oluşturmasına neden olabilir ki toplumumuzda birçok problem aslında buralardan başlıyor. Çünkü aileler bu konuyu ayıp bir konu olarak kodladıkları, çünkü onlar da kendi ailelerinden öyle gördükleri için aynı döngüyü devam ettiriyorlar. Bir kere 2-3 yaşından büyük bir çocuğun cinsellikle ilgili bütün soruları sormaya hakkı vardır. Hele ki böyle bir dönemde, internet döneminde, sosyal medya döneminde her türlü soruyu sorması gayet doğaldır. Eğer cevaplarını bilmiyorsak, nasıl cevap vereceğimizi bilmiyorsak, topu ona atarak sen nasıl düşünüyorsun, sen sence nasıl oluyor gibi sorularla sohbet başlatarak bu konunun üzerinde konuşulması gayet doğal bir konu olduğunu fark ettirerek o çocukla bu konuyu konuşabiliriz. Ama mesela bazı yarı bilinçli anne babaların erken dönemde çocuğa bak yavrucum sperm vardır, yumurta vardır, şu olur bu olur falan diye 4 yaşındaki çocuğa detaya girmeleri çok makul ve mantıklı bir şey değil. Mesela anne ile baba işte birbirini sevdiklerinde, sevgiyle sarıldıklarında annenin karnında çocuk oluşur demeniz gayet yeterlidir çünkü o yaşlarda çocuklar bu kadar derin nedensel ilişkileri sorgulamazlar. Ya sarılınca nasıl oluyor bu iş falan daha sonraki yaşların işi. Onlu yaşlara doğru giderken biraz daha büyüdüğümüzde üçüncü bir periyot başlıyor. Burada artık bildiğimiz ergenlik öncesi ve ergenlik merakı başlıyor. Şimdi bu durumda sorular gayet spesifik olarak gelmeye başlıyor ve bu spesifik sorulara spesifik cevaplar vermek lazım. Cinsellikle ilgili aile içerisinde özellikle çocuğun yönelttiği soruların içinde ayıp bir soru yoktur. Bunu kafamıza yerleştirelim. Çünkü cinsellik insan hayatının doğal bir parçasıdır. Bunlar konuşulmayacak olursa bölük pörçük saçma sapan bilgilerle etraftan tamamlanmaya çalışılan cinsellik özellikle pornografi hükümranlığı altındaki günümüzde çok çarpık anlayışların yerleşmesine maalesef neden olabiliyor. O yüzden çocuklarımızla mesela özellikle gençliğe doğru giden çocuklarımızla bu konularda yaptığımız sohbetlerde ansiklopedilere, kitaplara, internet sitelerine, özellikle güvenilir bilimsel internet sitelerine başvurmayı lütfen ihmal etmeyelim. Birlikte araştırıp birlikte öğrenelim. Bu iş tamamen öğrenilebilir bir konudur. Ve bunu lütfen savsaklamayalım. Çünkü bizim de yani erişkinlerin de bu işi bildiğini zannediyor ama çoğu kişi aslında temel düzeyde bazı bilgilerden eksik olabiliyor. Biz mesela meslek olarak işte biyoloji, fizyoloji, psikolojiyle falan uğraşan insanlar biraz daha yakinen bu meseleleri belki biliyorlar ama bu mesleklerin dışındaki insanlar aslında biraz da hani mesele böyle geleneksel olarak yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle sorular geldiğinde bunu bir fırsata çevirmeyi öğrenmek lazım. Biraz önce bir soru vardı 11 yaşına geldi çocuğum hiç sormuyor falan diye. Şimdi bu da özellikle bir sorunun ya da sorun potansiyeli taşıyan bir durumun işareti olabilir. Çünkü eğer o yaşa gelmiş bir çocuk evde bu konuyu hiç geçirmiyorsa birincisi bu konuyu ailesiyle rahat konuşabilme ortamına sahip olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla bu konu belki de hani dolaylı davetler yoluyla konuyu ondan bağımsız olarak konuşuyormuş gibi açma vesaire gibi yöntemlerle evde de konuşulabilir bir konu haline dönüştürülmesi faydalı ve hayırlı olur. Çünkü biraz önce söylediğim gibi aile içerisinde konuşulamayan, mevzu edilemeyen konular dışarıdaki hayattan tamamlanmaya çalışır ve herkesin de arkadaşları kadın ve doğum hastalıkları uzmanlarından oluşmuyor. Dolayısıyla ciddi bir yanlış bilgilenme, işte ne diyeyim ona, dezenformasyon vesaire var. Çocukların özellikle erken yaşlarında cinsel istismara karşı bedenlerinin kendilerine özel olduğunun iyi öğrenmeleri lazım. Bunun için erken yaşlardan itibaren çocukların anne ve babaların çıplak vücutlarını ve kendi çıplak vücudunda birbirlerini kolaylıkla göremeyeceğini öğrenmesi lazım. Yani bedensel mahremiyetin erken dönemde öğretilmesi gerekiyor. Ve biraz önce bir soru vardı galiba işte özel bölgeler mi diyelim isimleriyle mi hitap edelim. Erken yaşlarda yani 3-4 yaşlarına kadar özel bölge sözü gayet uygun ve işlevsel. Ama ondan sonra muhakkak penis gibi, vajina gibi vesaire kelimelerin ve ifadelerin muhakkak kullanılmasında fayda var. Bu farkındalığın ve bilincin oluşturulması önemli. Ve bu hani bir tabu konu olmaktan ziyade yani bir insanın elini, kolunu, başını, omzunu konuşabildiği, rahatlıkla konuşabildiğimiz bir şey olduğunda ideal olanı bunun normalleşmesidir zaten. Yani en ideal geldiğimiz nokta bu. Tabii bahsettiğim şey böyle fazla Amerikan dizisi vari duruyor. Türk toplumunun çoğu için farkındayım ama hani bu kadar gevşek
gevşeyemesek de bu gevşeme yolunda atacağımız her adım, yani gevşeme derken yanlış anlaşılmasın, laçkalaşma anlamında söylemiyorum. Bu konuda rahatlama, yani bu konuda konuşma konusundaki rahatlama, evlatlarımızın ileriki dönemlerindeki cinsel ve psikolojik hayatları açısından ciddi katkılar sağlayabilecek. Maalesef insanlar kazalarla cinselliği öğrenmek zorunda kalıyor. Bu kazaların büyük bir kısmı da yanlış bilinenlerin gerçek ilişkilerin duvarlarına toslayıp darmadağın olmasıyla oluşuyor. Ya eninde sonunda herkes öğreniyor ama olaya biraz erken başlamak, bilinci biraz erken kazanmakta hiçbir zarar yok. Ve neticede böyle bir kitabı özellikle hani anne baba olmayı düşünen arkadaşlarımızın erken dönemde şöyle bir tetkik etmeleri ve bu konuya biraz hazırlanmaları önemli olacak. Gerçekten Türk toplumunda arızalı bir konudur. Benim de bu konuyla ilgili ilginç bir anım var. Gençlik döneminde, tabii bugün olduğu gibi o gün de o konulara çok meraklıydım. 7'li 8'li yaşlarında ben bütün cinsel bilgiler ansiklopedilerini falan yutmuştum. Her şeyi gayet iyi biliyordum. 10'lu yaşlarımda babam bana bu konuyla ilgili bir konuşma yapmaya kalktığında ben kendisine biraz dedim, baba dedim yanlış biliyorsun, öyle değil böyle falan diye aramızdaki son konuşma konuyla ilgili öyle olmuştu. Ya biraz geç kalmamak da lazım. Tabii her çocuk benim gibi şanslı değil. Benim gibi şans derken yani o konuda çok kaynağa ulaşabilme. Ailemde sağlık çalışanları olduğu için bu konular üzerinde sohbet edebilme şansı bulduğum insanlar fazlaydı. Ama tabii ki bu bilgilerin bölük pörçük yerlerden karşılanması da çok iyi sonuçlar doğurmuyor. Bu izahtan variste çoğumuz hayatımızda şöyle geçmişe doğru bakalım. Bu konuyla ilgili ufak ufak travmalarımızı sanıyorum hepimiz fark edeceğiz. Sanıyorum bu genel çerçeve yeterli. Tabii karşımıza bir uzman psikolog var. Klinik psikolog. Sevgili Ayşenaz Hazal Sezen, onun da ekleyeceği bir şeyler olabilir bu konuda, eğer istiyorsa bir ekleme de senden alabiliriz. Hocam zaten en başta konuştuğumuz üzere siz de o belirttiğiniz önemli kısımları, hani çocuklara hangi yaş grubunda hangi kelimelerle ifade edilmesi gerektiğini. Belki şeyi sadece açmak gerekebilir, yorumlarda daha sonra da eleştiri olarak diyor musun? Yani çocuğa sarılmak dediğimizde bahsettiğimiz şey sarıldı, işte hamile kaldım değildir. Çocuklar zaten bu şekilde düşünmüyorlar. Anne baba birbirini çok sevdi. Birbirini çok sevdiğinde, sarıldığında sen geldin dünyaya. Çocukların zaten soyut algıları daha gelişmediğinden somut algıladıkları için 6-7 yaş dönemine kadar sizin anlattıklarınızdan farklı tahayyül ediyor olacaklar dünyayı. Aynen öyle. Orada bunu hani buna dair yorum gelebilir diye belki bunu eklemek gerekir. Bu arada çok detaylı bilgide girerseniz çocuk kabuslar görmeye başlar. Nasıl yani falan filan diye. Dolayısıyla o aradaki dengeyi güzel kurmak. İşte biraz insanın gelişim dönemlerini iyi izlemek gerekiyor. Evet. Karşıdaki insanın bilişsel kapasitesi, yani çocuğumuzdan bahsediyorum, bize çok şey söylüyor aslında. Biraz onu dinlemeyi bilmek lazım. Oradaki en önemli şey şu. Benim en önemli gördüğüm, yanlış anlaşılmasın. Biz karşımızdaki çocuğa çocuk yahu ne anlar? Leylekler getirdi de geç. İşte gül bahçesinde buldum seni. Ama öyle değildir. Çocuk anlar ve hatta siz aslında çok güzel bir noktadan çevirdiniz cümleyi. Sahip olmak, çocuk sahibi olmak. Aslında hani ne kadar kulağa yanlış geldiğini belirttiniz. Çünkü biz onların sahibi değiliz. Biz onları tamam dünyaya getiriyoruz ama onlar birer birey ve karşınızda bir çocuk birey olduğunu düşünürseniz onun diliyle konuşup cinsellik anlatmak daha kolay oluyor. Benim bir tabir buldum. Kendi çocuklarının doğmasına vesile olmak isteyen arkadaşlar. Biraz uzun oldu ama. Evet. Dünyaya çocuk gelmesine vesile olmak isteyen daha güzel bence. Çünkü ancak bir vesilelik oluyor. Bu arada Ayhan Arıcan demiş ki ansiklopediyi önüne koyunca yeterli olacak çocuklarımızın olması da şans olabilir sanırım. Yaz ben bir yere atlamışım. Biz o kadar ansiklopedi okuduk, bilgi aldık ama yalan yanlış bilgimiz de o kadar fazlaymış ki ilerleyen zamanda gördük efendim. Her şey ansiklopedilerdeki gibi olmuyor. Dolayısıyla ansiklopedide her şey olmadığı için onu da dış dünyadaki sanrılardan tamamlıyorsunuz. Bir de tabii biraz hayal gücünüzle. Oho biz daha sonra baltalarını taşa vurduk canım. Bir kere bunlar olacak. Yani ya bir konuyu bir kere daha altını çizeyim. Bu çocuklarla ilgili her konu olduğunda söylüyoruz ama ya lütfen şu her şeyi mükemmel yapan anne baba ve dönemine göre mükemmel yetiştirilmiş çocuk algısını bir bırakalım. Öyle bir şey yok. Yani hepimiz bir şeyleri yanlış yapacağız. Hepimiz bir yerlerde bir şeyleri eksik bırakacağız. Hepimiz bir yerlerde sorun yaşayacağız ki bunlar hayatta gerçek deneyimsel öğrenmelerimize vesile olsun. Yani esas olan aslında hatalardır. Ha bunları böyle içinden çıkılmaz sorunlar haline getirmemek için aslında bir şeyler anlatıyoruz. Yoksa ben en ideal anne baba olacağım, çocuğumu dakikası dakikasına uygun bilgiler cep. Ya böyle bir anne baba yok zaten. Dolayısıyla en kadim, en güzel deyişimizi burada bir daha tekrarlayarak diyorum ki çok da şey yapmamak lazım. En sevdiğim şey bu yani. Çok da şey yapmamak lazım.